Kıymetli arkadaşlar, tekrar merhabalar. Bir Citavi dersinde tekrar birlikteyiz. Bu dersimizde Citavi'den direkt atıf nasıl elde ederiz? Yani Citavi'de okuduğumuz PDF'de direkt atıfları nasıl tespit edebiliriz? Ve bunu Word programına, yani yazım sürecinde kullandığımız Word programına nasıl intikal ettiririz? Onunla ilgili bilgi vermeye çalışacağım. Şimdi hemen ekranı düzgün bir şekilde getiriyorum. Bakın şu anda diyelim ki bir künyenin üzerindeyim. Künyenin özet bilgisi hemen yer alıyor. Künyenin ayrıntılı bilgisi burada yer alıyor. Künyeyi mesela daha halen okumadım. Yani PDF'sini okumadım. Evet. Okumadım. Ondan sonra onunla ilgili hiçbir bilgi üretmedim. Özellikle bu content bölümüne, mesela abstract'i nedir? Yani özeti nedir? Ondan sonra bunlar kendiliğinden makaleyi eklerken gelmiş. Yani kendim üretmemişim. Değerlendirmesini yapmamışım. Ondan sonra anahtar kelimeler üretmemişim. Kategorisini belirlememişim. Bunlar mesela halen daha mesela doldurulmayı bekliyor arkadaşlar. Tabii şimdi ben bu bölgeye yoğunlaşmaya çalışacağım. Yani bu not çıkarma, ondan sonra yorum yapma ve direkt atıf elde etme bölümüne yoğunlaşacağım. Onunla ilgili mesela bir takım tespitlerimi size aktarmaya çalışacağım. Öncelikle mesela bakın sağ üst tarafta bulunan mesela pencereler var. Bu pencerelerden kendime olan uygun olanı seçtim. Programı ona göre ayarladım. Daha önce de belirttiğimiz gibi Citavi programını çalışırken genelde hani büyük böyle enli bir bilgisayarda çalışırsak, enli bir ekranda çalışırsak yani kullanıcı için daha güzel olur. Diyelim ki arkadaşlar bir tane mesela elimde PDF var. Ben bu PDF'yi okuyacağım. Yani ilk okuma aşamasında mesela bu PDF'de kendimce tespitler yapacağım. Bu tespitleri mesela daha sonrasında yine yoğunlaşacağım bu makaleye, ama ilk başta mesela nerede beni ilgilendiren bilgiler var onu tespit etmeye çalışacağım. İşte bir ilk okumada mesela ne yapabilirim arkadaşlar? Tespit ettiğim, yani beni ilgilendirecek, yani eserimi ilgilendirecek olan alanlar varsa onları mesela şu araçları kullanarak mesela arkadaşlar, bakın seçim aracını kullanarak mesela başka bir PDF programına ayrılmadan, yani başka bir PDF programına gitmeden Citavi'nin kendi içinde PDF okuma ve altını çizme, yani renklendirme metoduyla da notlar elde edebiliriz arkadaşlar. Dikkat ederseniz hemen nasıl tepki verdiklerine bakalım. Bakın kırmızıyı seçtim. Seçtikten sonra bakın seçiyorum. Ondan sonra bırakıyorum, hemen not oluşuyor. Dikkatinizi çekerim, bakın. Bir not başlığı geldi. Bir daha yapıyorum arkadaşlar. Tekrar yapıyorum. Bakın mesela yine devam ediyorum. Diyelim ki okudum. Şu kısımda mesela beni ilgilendiren bilgiler var. Burayı mesela elde etmek istiyorum. Yani daha sonradan buraya dönmek istiyorum. Hemen kırmızıyı seçiyorum. Bakın seçtikten sonra bıraktım. Hemen bir başlık geldi. Başlığa dikkat ederseniz belli bir başlık atıyor program. Yani bize hatırlatma amacıyla bir başlık atıyor. Ondan sonra da tabii biz burayı değiştirebiliriz. Ondan sonra bakın iç kısma bir şey yazmıyor arkadaşlar. Yani şu kısma hiçbir şey yazmıyor. Evet. Sadece böyle bırakıyor. Biz mesela ne yapıyoruz bu başlıktan? Yani eğer biz bu paragrafta mesela yazarın yani bize belirtmek istediği, yani vermeye çalıştığı bilgiyle ilgili kısa bir özet yazarsak, yani hiç olmazsa mesela bu notları gezerken ne yapabiliriz? Başlıktan da daha ileri bir not elde ettiğimiz için, yani buraya yazdığımız için, yani bu paragrafla ilgili, bu paragrafa gelmeden yani tespit ettiğimiz bilgiyi nereden elde ettiğimizi görebiliriz. Yani bu paragrafla ilgili bilgiyi buralara aktarabiliriz. Tabii şimdi bunu yaparken bakın program aynı şekilde burada page rank, yani hangi sayfa aralığını yazmıyor. Yani mesela program özellikle mesela şurada bulunan bakın 184 numaralı sayfayı yazmadı. Dikkat ederseniz onu biz yazacağız. Yani mesela şuraya tıklayacağız. Bakın tıkladığımızda yani bunun 184 numaralı sayfadan elde edildiğini bildirmemiz lazım. Daha sonrasında bakın böyle program aynı şekilde ne yapıyor? Renkli olarak bırakıyor. Demek ki yarın biz mesela hızlı bir şekilde geçtiğimizde görebiliriz. Ya da diyelim ki altlara gittik. Mesela alt kısımlara gittik. Yani incelememizi sürdürürken mesela uzun bir PDF ne yapıyoruz? Mesela şu notu nereden almışız? Hemen tıkladığımızda program oraya PDF'yi getirip yerleştiriyor arkadaşlar. Burayı da çizgili bir şekilde gösteriyor. Şimdi şurada mesela bunu kaldıralım mesela. Evet, şunu kaldıralım mesela. Şurada show edit var mesela. Delete dediğimiz zaman bakın burada bize bir soru soruyor. Diyor ki what do you want to delete? Yani neyi silmek istiyorsun? Only the selected highlight, yani sadece mesela işte bu kırmızı olan alanı mı silmek istiyorsun, yoksa on the, yani the selected highlight and its corresponding Citavi item, ya da bu kırmızı alanla ilişkilendirilmiş olan not bölümünü de mi silmek istiyorsun? Onunla ilgili mesela bize bilgi soruyor. Ben de diyorum ki sadece şunu silmek istiyorum. Hemen bakın not kaldı. O devam etti. Yani notu nereden aldık bu sefer? Dikkat ederseniz bakın burada bir sıkıntı var. Mesela link koptu. Evet, link şu anda koptu mesela. Ama ben bunu mesela bakın nereden aldığını biliyorum. Hemen gösteriyor. Ama mesela bunun nereden aldığını bilemiyorum. Şu anda mesela ben bu notun, yani burada eğer yazı yazmışsam bu notun nereden aldığımı bilemiyorum. İşte ne yapıyor? orada bize soruyor. Bakın mesela isterseniz tekrar bir silme aşamasına geleyim. Bakın delete dediğim zaman sadece burayı sil ya da her ikisini sil. Her ikisini sil dediğimizde bakın her ikisi gitti. Şunu da sileyim tekrar. Bakın onu buradan da silebilirim yani. Sıkıntı yok. Yani kırmızı böyle bir şey yaptı. Dikkat ederseniz yine yerleşelim. Mesela seçelim. Yine kırmızıyı seçtik. Evet. Hemen atıyor. Görüyorsunuz. Ben ne yapıyorum? Hemen tespitimi yaptım. Yaptıktan sonra buraya bir sayfa numarası verdim. Dikkat ederseniz burada önemli bir nokta var. Mesela makale neyle başlıyor? Bakın makale sayfa 183 ile başlıyor. 205 ile bitiyor. Yani ben buraya şuraya mesela sayfa numarası yazarken öyle 1-2 falan yazamam. Ne yazmam lazım? Bakın makale 185 ile başlıyor. Pardon 183 ile başlıyor. Gösterebilirim size. Şuradan mesela kırmızıdan çıktım. Bakın. Şurası 184, 183 ile başlıyor. İşte o nedenle buraya mesela dikkat ederseniz yani hemen mesela bakın 180 yazayım. Girmiyor yani. Evet desem bile yani sıkıntı veriyor. Diyor ki mesela you enter the page range 180. Yani 180 for this quotation. Yani aldığınız bu not için mesela 180 numarasını girdiniz. Ki bu makale zaten diyor 183 ile 205 arasında başlıyor siz diyor. Tamam mı? Is the page range of this quotation correct? Yani soru soruyor. Diyor ki yani bu doğru mudur? Evet dersem kalır yani. Orada kalır. Yani sıkıntı olmaz. Ama yanlış bir şey yaptı. Program çünkü tespit etmiş. Mesela ben sayfa 183'ten aldım. 184'ten aldım. Mesela orada bir sıkıntı çıkmıyor arkadaşlar. Bakın hemen oldu. Yani program buna göre de bize dikkat çekiyor. Bakın şu anda biz kırmızı bölümü kullanmaya çalıştık. Kırmızı highlight yaptık. Şimdi başka bir highlight yapalım. O da mesela silelim. Mesela evet her ikisini de sildik. Yine boş. Bu sefer bakın mesela şu sarıyı kullanalım. Evet. Sarıyı kullandık. Bakın ama sarıyı kullandığımızda bu sefer burada da mesela bir takım şeyler çıktı. Yani mesela yani yorum yapıyoruz. Bunların renklendirilmiş ama bu renkleri biz kendimize göre kullanabiliriz. Yani bu görevdir. Daha fazlası var mesela. Abstract mıdır? Bu table of contents midir? Yani bir içindekiler kısmıdır. Bunu bize soruyor. Biz mesela bakın tıkladığımızda hemen geliyor. Eğer mesela böyle bir comment yaptığımızda hemen açıyor. Burayla ilgili hemen bir açış yapıyor. Yine aynı şekilde bu sefer de mesela renkleri kullanmamızı istiyor. Yani böyle mesela farklı renkler yapmamızı istiyor. Mesela bakın şimdi yine bakın şu anda sarıdayım. Seçtim. Seçtikten sonra bu sefer de bunu yaptım. Bakın burada değişti. Evet bu sefer farklı bir renk aldı. Bu renkleri biz kendimize göre yorumlayabiliriz. Mesela diyelim ki yeşiller özet. Ondan sonra pembeler mesela. Yani kullandığımız bakın şurada pembeler mesela yorumlanmış bölüm. Yani indirekt atıflı bölüm. Ondan sonra yine mesela bir yer daha yapalım. Mesela bakın şöyle bir not alalım. Onu da mesela bakın böyle mor yaptık. Evet bu da mesela diyelim ki özet olabilir. Evet özet olabilir. Kendimize göre yorumluyoruz. Bir de direkt atıf var arkadaşlar. O direkt atıfı da mesela belirteyim. Dikkat edersin bakın numaralar vermedim. Şimdi yine sarıdayım. Bakın mesela diyelim ki şu kısım beni ilgilendiriyor. Mesela şu kısmı geldim. Evet burada mesela direkt quotation diyor. Bakın direkt atıfı tıkladığım zaman farklı olarak mesela burada yazılanı da alıyor. Mesela buraya getiriyor. Başlık olarak dikkat ederseniz pek fazla bir başlık vermiyor. Mesela direkt atıf. Sayfa kaçtan almışım arkadaşlar? Hemen gösteriyor. Sayfa 184. Evet sayfa 184. Hemen tık. Evet atıfı ekledim. Evet. Bu ne demek şimdi? Bu şu demek. Direkt atıf biliyorsunuz ki mesela yani kullanmaya çalıştığımız eserlerde eğer can alıcı noktalar varsa, güzel cümleler varsa, derdimizi anlatabilecek yazar güzel bir cümle kurmuşsa onu hiç bozmadan yazarın cümleleriyle alıp kendi eserimize intikal ettiriyoruz ve nereden aldığımızı atıfta belirtiyoruz arkadaşlar. Biz buna direkt atıf diyoruz. Dolaylı atıf neydi? Yani indirekt atıf neydi? İndirekt atıf ise yani kendi cümlelerimizle yazıyoruz. Aynı şekilde yazarın fikriyatını kendi cümlelerimizle yorumlayarak, yazarın fikriyatına sahip kalarak aldığımız yani oluşturduğumuz yorumlardır arkadaşlar. Onlara mesela indirekt atıf diyoruz. Kendi kelimelerimizi kullanıyoruz arkadaşlar orada. Ama yazarın fikriyatını kullanıyoruz. Normalde özette işte biliyorsunuz yani kendi cümlelerimizle mesela bir yorum yapabiliyorsak o da oranın mesela yani o konuda çıkardığımız özet yani yorum kendi fikriyatımızı kapsıyorsa ona bir atıf vermeye gerek yok arkadaşlar. Evet. Değerli arkadaşlar bu dersimizde de size bu renklendirme yöntemiyle ilgili bilgiler vermeye çalıştım. Notlar kısmında ikinci derste de devam etmeye çalışacağım arkadaşlar. Tekrar görüşmek dileğiyle. Dersin fazla uzamasını istemiyorum. O nedenle mesela dersleri böyle kısa tutuyorum arkadaşlar.